Sayın Abdurrahman Dilipak'tan, kendisi şu anda stüdyomuzda, gazeteci, yazar. Sayın Dilipak, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel sizinle olmak bayramın bu gününde. İyi bayramlar diliyorum. Fakat sizin için yani bayram ne anlama geliyor? Ben açıkçası çok çözemedim çünkü ne baklava yediniz, ikramlarımız oldu, ne kurabiye ikramlarından aldınız. Anladığım kadarıyla özel bir beslenme sisteminiz var. Onu bir şöyle özetlemek mümkün mü birkaç cümleyle, evet, merak ettim. İnsanlar öğle yemeklerini yemeseler ki biz Tanzimat'a kadar öğle yemeği yemedik. Dünyadaki bütün açları doyuracak kadar bitki stoğu ya da gıda stoku oluştururuz. Ve obezite denilen hastalıktan kurtuluruz. Yani dünyada çok ciddi bir obezite stoku var ve bunlar gerçekten hem hayat kalitelerini mahvediyorlar hem de gıda fiyatlarının artmasına sebep oluyorlar. Hem çok yedikleri için, çok da kilolu oldukları için büyük bir ekonomik birilerinin kasasına kaynak aktarılıyor. Sağlık masrafı da oluyor tabii. Evet, yani eğer bunlar bu israflarını ve aşırı tüketimlerini hepimiz dünyadaki açlar için kullanacak olsak, dünyada aç olmaz ve zaten daha az tüketim olduğu için de daha fazla üretim yapmak için hormon kullanmak, zirai ilaç kullanmak gerekmeyebilir. Bu da yine çevre sağlığı açısından önemli. Maalesef biz çok yanlış bir beslenme uyguluyoruz. Peygamberimiz bizim bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Bütün sene mi? Evet, evet. Savm-ı Davud. Hayır, hayır. Savm-ı Davud denilen Hazreti Davud Aleyhisselam böyle yapıyordu. Bizim peygamberimiz de böyle yaptı. En sağlıklı beslenme şekli bu. Bu oruç tuttuğunuz zaman gün doğmadan yiyorsunuz, bir de gün battıktan sonra yiyorsunuz. Oruç tutmadığınız gün ise gün doğduktan sonra yiyorsunuz, bir de gün batmadan yiyorsunuz. Genel beslenme olarak da karışık yemiyorsunuz. Yani tek tip beslenmeye, yani sabah ayrı, akşam ayrı yiyebilirsiniz, öğle vakti daha farklı şeyler yiyebilirsiniz ama bir öğünde iki hayvansal gıdayı tüketmeme kuralı var. Yani tereyağı da yumurta bile yememek daha doğru bir tercih olur. Bayağı ama özel bir sistem uyguluyorsunuz. Bu şu anda Yahudiler için böyledir. Koşer dedikleri şey, iki özel hayvansal gıdayı aynı anda tüketmezler. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız, yani sağlıklı, daha mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hem çevreye maliyetiniz azalacak. Çünkü çevreye verdiğimiz zarar aynen bize yansıyor. Hem de dünyanın başka yerlerindeki yoksul insanlara kaynak oluşturabileceğiz. Üretim fiyatları da, maliyetleri de düşecek her anlamda. Pazar fiyatları da düşecek. Yoksullar da yiyebilecekler. Ama biz zaten, evet, aşırı beslenme sonucu gelirken bakmıştım. Evet. Tehlike dünyada çanları da çalıyor aslında bir yandan. Yani dünyada, tarımda, üretimde. Evet. Söylediğiniz gibi yetiştirmeye çalışırken aslında bir hem israf çok ciddi bir problem hem de üretimde bazı sıkıntılar bekliyor. Bakın World Matter'a baktım gelirken, dünyada 1.110.236.651 kişi 2 saat önce aşırı kilo tespiti yapılmış. 8 milyar insandan yaklaşık 2 milyar insan aşırı kilolu. Bunlardan hasta kabul edilen obez sayısı 782.848.961. Yani pandemi de etkiledi tabii Abdurrahman. Çok herhalde büyük bir obez kitlesi var. Pandemiden önce de bu böyleydi. Bundan sonra daha da artacak çünkü çok herkes evde hareketsiz kaldı. Çocuklar artık obez olmaya başladılar. Bunun çift yanlı bir ekonomisi var. Bir gıda tüketimiyle ilgili ekonomi, bir de sağlık sektörüyle ilgili ekonomi var. Her ikisi de toplum ve insan sağlığı için negatif. Tabii zihinsel açıdan da bu çok önemli. Çünkü siz şekerle beslenmenin aslında hafızaya da etki yaptığını söylediniz programa girerken. Şimdi çok da enteresan bir konu var. Yavaş yavaş konulara da giriyoruz böylece. sizin dediklerinizi söyleyen sağlıkçılar, doktorlar, hekimler, cerrahlar sistem tarafından dışlanıyor. Çok enteresan. Evet, yani iki öğün beslenme diyen. Nasrettin Hoca'ya sorsaydık şöyle derdi. Öyle bir garip köye geldim ki köpekleri sokağa salmışlar, taşları ise toprağa bağlamışlar. Hmm. Yani yanlış yapanların işleri kolaylaştırılıyor. Doğru yapmaya kalkarsanız önünüze 40 tane engel çıkartılıyor. Nasıl olacak? Evet. Yani bundan sonra daha zor olacak bu süreç. Evet. Evet, onlara da geliriz çünkü öngörüleriniz de çok önemli. Hangi işaretleri veriyor bu pandemi dönemi ve bizi nasıl günler bekliyor, bunu konuşacağız. Valla geçtiğimiz günlerde yazdığınız, yani son yazılarınızdan biri çok dikkatimi çekti. Bu İsrail'in bu zulmü maalesef bayramda da devam etti. Yani bayramı da buruk geçiriyoruz açıkçası çünkü işte çoluk çocuk demeden sivillere hedef alan saldırılar, hayatını kaybedenlerin sayısı 139'du en son, maalesef de artıyor. Ama sizin çarpıcı bir tespitiniz var orada. Bu İsrail'in gücü nereden geliyor diye sorduğumda ne dersiniz? Şimdi İsrail, bakın 2 senedir bir türlü hükümet kurulamıyor. Koalisyonla bile kurulamıyor. Yani bir partinin iktidar olmasından söz etmiyoruz. Koalisyon bile kuramıyorlar. İsrail'in şöyle bir özelliği var. Mesela gerçek nüfusu, ne Afrika'nın gerçek nüfusunu biliyoruz ne de İsrail'in. İsrail küçücük bir yer, yani 6 milyon 7 milyon falan diyebilirsiniz. Yani İstanbul'un işte birkaç semtinin nüfusu. Ama İsrail vatandaşlarının cebinde kendi ülke pasaportları dışında en az 3 ülkenin pasaportu var. Bu ne anlama geliyor? Yani bunlar adam İsrail vatandaşı ama Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Hmm. Avrupa vatandaşı aynı zamanda. Çünkü akrabalarının bir kısmı Amerika'da, bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı Avrupa'da. Yani Almanya'dadır, Fransa'dadır, İtalya'dadır. İngiltere'de ise bir kısmı işte Kanada'da olabilir, Avustralya'da olabilir, Yeni Zelanda'da olabilir. Çok ilginç yani. Çok az bir nüfus ama alanı geniş, lobisi geniş. Yani bunlar bakıyorsunuz Amerikan nüfusu içinde de bir paya sahipler. İngiltere nüfusu içinde de, Avrupa nüfusu içinde de bir orana sahipler. Ve kendi bulundukları ülkelerde de aktif politik taraftırlar. Yani Amerikan seçimlerinde de Yahudi lobisinin ya da ondan küçük de olsa özgül ağırlığı fazladır. Hmm. Temsil ettikleri işte üniversitelerde, sivil toplumda, medyada bayağı etkili bir pozisyonları var. Şimdi kendi ülkelerinde politik bir taraf bunlar. Diğer ülkelerde var olan sistem içinde de politik taraflar. Dolayısıyla İsrail'de bir düzineden fazla politik angajman var. Onun için de anlaşamazlar. Koalisyonu kuramıyorlar. Sorunlarını çözemedikleri için. Çünkü İngiliz çözümü farklı, Amerikan çözümü farklı, Avrupa çözümü farklı. İsrail'in kendi içindeki Rabbilerin çözümü farklı, liberallerin ya da oradaki din dışı seküler hayat yaşayanlar. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar, din de onları ilgilendirmiyor, ideoloji de ilgilendirmiyor. Herkes işte mutlu olsun, özgür olsun deyip geçiyorlar. Şimdi bunların bir ortak paydası yok. İşte böyle bir kaotik ortamda içerideki birliği, parçalanmış birliği tamamen dağılmaması için 2 şeye ihtiyaçları var. Bir dış tehdide ihtiyaçları var. İkincisi de iktidarın toplumu güdüleyebilmesi için olağanüstü hale ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Yani dinamiği, İsrail'deki bu şiddetin arkasındaki dinamik, asıl dinamik bu. Dünyanın birçok yerinde zulüm var. Mesela Myanmar'da da var. Kuzey Kore'de işler çok da yolunda değil. Doğu Türkistan'da da var. İsrail'in bu kadar gündemde olması, bir defa orada bir kutsal mekan var. Bu da işte milyarlarca Müslümanın kıblegahı, ilk kıblesi olan bir mekan. Dolayısıyla mesela diğer Myanmar'daki olayı görmeyebilir, duymayabilir, ilgilenmeyebilir ama hiç kimsenin 3 semavi din, yani nüfus cüzdanlarında ya da geleneklerinde dini bir aidiyet bulunan 8 milyara yakın insandan 6 milyarı burayla ilgili. Kudüs'le ilgili. Yani bunlar Yahudiler için, Hristiyanlar için ve Müslümanlar için böyle bir hassasiyet var. Jeopolitik ve jeostratejik, jeoteolojik açıdan da burası çok çok önemli. Paylaşılamıyor o yüzden. Onun için tabii nüfus etkili burada sanıyorum. Biraz da onu mu amaçlıyorlar? Halkı oradan evlerini terk etmek mecburiyetinde bırakıyor. Tabii orayı çok kendiler azınlıktaydı. Orayı zaten terk edip gitmişlerdi. İşte Hitler'in bu katliam senaryosu örgütlendikten sonra onları Rusya'dan, Balkanlardan, Avrupa'dan sürüp tekrar Kudüs'e gitmeleri. Bunun arkasında bir İngiliz planı var. İsviçreliler var. Balfour Deklarasyonu'ndan söz edebiliriz. Basel toplantısına, Yahudi Siyonist toplantıdan söz edebiliriz. Yahudiler buraya daha sonra dışarıdan, İspanya'dan getirildi, Avrupa'dan getirildi. Bir şekilde iskan edildiler. Başlangıçta %10 bile değilken şimdi Filistinliler %10'a düştü neredeyse. Mesela Ürdün diye bir devlet var. Ürdün'ün nüfusunun %70'i Filistinli. Bir kısmı Mısır'da, bir kısmı Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de. Yani dünyada en fazla diaspora veren halklardan biri Filistin ve Suriye halkıdır. Şimdi burada bir soru da siz tabii bu güç nereden geliyor ve neden durdurulamıyor? Bugün inanır mısınız fırından söyleme sayıp böyle bir şeyler aldım ve çıktım. Dışarıda oturan iki kişi kulak misafir oldum, sesli konuşuyorlardı. Dedi ki biri bu dedi Ramazan başlar her sene bu olur dedi. Her sene olur. Herkes bunun aslında farkında. Her sene Ramazan'da bu İsrail'in zulmü başlar, biter. Ramazan bayramda da devam eder ve bayram sonunda da ateşkes olur. Tabii. Bu kadar zaten tekrar etmesine rağmen. Birleşmiş Milletler toplanıyor. Yarın İslam konferansı. Yani zahmet ediyorlar ama bir telefon konferansı. Yani, yani zaten Mısır artık devreye giriyor. Yani İsrail'e de herhalde elini çabuk tut çünkü yarın kapatacağız, ne yapıyorsan yap diyorlar. Ama İsrail refüze oldu. Kudüs'te çok ciddi anlamda refüze oldu. İkincisi Gazze bir şerit. Yani Gazze, İsrail'in gücüyle Gazze'nin gücünü kıyaslarsanız sabah operasyona başlasalar öğleden sonra tümünü işgal edecekleri bir bölge. Yani bir şey değil. Ama oradaki hem direnç hem de bakın daha önceki yani Mavi Marmara gitmeden önce yine Gazze'ye bir saldırı olmuştu. Gazze saldırısına 20 tane sanıyorum yanılıyor olabilirim. İsrailli savaş pilotu subay brovalesini söktü, istifa ettiler. Evet. Sivil insanlara yani kendi madem biz bir devletiz buradaki insanlara biz bomba atmayız dediler. Rachel Corrie onların tankları evet, altında. O Amerikalı o bir Yahudi aslında. Evet. Yani orada da bakın akıl sahibi, vicdan sahibi insanlar var. Şimdi de Rolling Stones'un yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Gitaristi tabii. Ama bu hep böyleydi zaten. Firavun'un sarayında Hazreti Musa vardı, Hazreti Harun vardı. Firavun'un karısı, benim annem Firavun'un karısı, Hazreti Lut'un karısı iman etmedi ama Firavun'un karısı Hazreti Musa'nın annesiydi, onu yetiştiren kadındı. Evet. Hazreti Harun'u yetiştiren kadındı. Yani İslam aleminin en muhterem kadını Firavun'un hizmetkarıydı. Hacer annemiz Safa Merve'de onun ayak izinde koşar şeyhler, liderler, peygamberler. Hazreti Hacer'in yani peygamberimiz Hazreti Hacer'in ayak izinde koşar. Şimdi biz bakın şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. Doğduğumuz zamanı, doğduğumuz toprağı, derimizin rengini, cinsiyetimizi biz seçmedik. Bundan dolayı insanlar üstün ya da geri olamazlar, eşit de olamazlar. Erkek erkeğe eşit mi ki? Erkek kadına eşit olsun. Yani o arkadaş benden daha iyi televizyonculuğu biliyor. Ama ben ondan daha iyi makale yazıyorum. Aslında biz birbirimizden üstünüz. Yani o şiir yazabilir. Siz o şiiri besteleyebilirsiniz, şiir yazamayabilirsiniz ama besteleyebilirsiniz. Tam da hassas noktamı söylediniz bu arada şiir. Bir de size soracaktım onu. Hiç şiir yazmayı düşündünüz mü? Yani her gençken yazar tabii. Belki. Yani ben de gitar çalabilirim ya da ut çalabilirim. Onun şiiri kadar güzel ut çalabilirim. Ötekinin de sesi çok güzel. O da solistlik yapabilir. Niye bu kavga o halde? İşte insanı yani, insana düşürdüler. Bakın olmuş, evet, birisi Beni İsrail, Hazreti Yakub'un kavminden doğması onun iradesi değil. Orada çok mübarek insanlar da var. 1000 yıl peygamber geldi onların arasında. Çok lanet olası insanlar da var. Bir, doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. İki, doğduğumuz zamanı da biz seçmedik. Yani 1000 yıl önce Kudüs'te Roma döneminde doğsaydık, doğduğumuz zamanı da biz seçmedik, doğduğumuz toprağı da biz seçmedik, ana babamızı da biz seçmedik, derimizin rengini de biz seçmedik, cinsiyetimizi de biz seçmedik. Hangi erkeği Hacer annemizle kıyaslayabilirsiniz ki? 100.000 erkek toplayın, bir Hacer etmez. 100.000 kadın toplayın, bir Yusuf eder mi? Bir Mesih İsa eder mi? Mümkün mü öyle bir şey? O zaman insanlar kendi içinde üstün olsunlar ve üstün insanlar toplumu yönetsinler, dünyayı daha güzel hale getirsinler. Ama aşağılık adamlar yükseliyorlar, vurgun yapanlar götürüyor, malı götürenler yükseliyor. Onun için bizim öyle demiştiniz yazınızda da. Evet, aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Evet, İsrail'in bu cüretkarlığı aslında bu söyledikleriniz olarak tabii, anlıyorum. Tabii, buna ne tabii. kadar? One Minute'in bir anlamı var mıydı peki? Tabii Davos'ta. O günkü şartlarda dünyaya verilen çok güçlü bir mesajdı. Dünya 5'ten büyüktür mesajı da One Minute'te. İsrail'e karşı kimse herhangi bir şey söyleyemiyordu. Hem Mavi Marmara hem de One Minute İsrail'e bir şeyler yapılabileceğinin çok somut bir örneğiydi. Ondan sonra İsrail'e yönelik bütün dünyadan eleştiriler geldi. Amerika'dan da geldi, Avrupa'dan da geldi, her yerden geldi. İsrail'den de geldi. Yani Rabbiler de. Bakın insanlar Musevi ise bir din seçmiştir. Onun dini ona, benim dinim bana. Benim Musevi olduğu için bir insanla sorunum yok. Bir insan Yahudi diyorsanız Yahuda'nın çocuğu olduğu için benim düşmanım olmaz. O kötü bir insansa ben akrabam da olsa kötü insanlarla sorun yaşarım. Ama o sadece Yahudi olduğu için benim düşmanım olmaz. Bir kişi Siyonistse benim sorunum var. Hı hı. Onu böyle bir cümleyle... Benim Türkiye'de de işte FETÖ'cü olduğu için sorunum var birileriyle. Birileriyle ne bileyim PKK'lı olduğu için sorunum var. Benim Kürtlerle sorunum yok. Onun için biz bunları ayırmamız gerekiyor. Bu derinlere inmemiz gerekiyor biraz. Yani Musevi benim düşmanım değil. İsrail oğlu olmak, Yahuda'nın çocukları olmak da benim için sorun değil. Onların içerisinde iyiler de vardır, kötüleri de vardır. Kendi seçtiği ideoloji, yani benim faşistlerle sorunum var. Hangi milletten olursa olsun, benim Stalin aklını savunanlarla, Hitler'in aklını savunanlarla, Mussolini'nin çocuklarıyla, bilin adamlarıyla sorunum var. Bilin. Bu önemli. Bilim adamları değil, bilin adamları diyorsunuz. Bilin adamlarıyla sorunum var. O kim olursa olsun, Arap da olsa sorunum var. Neden? Ona daha sonra mı gelsem? Bill Gates'in adamları anlamında söylüyorsunuz. Evet, evet. Bu tabii geleceğiz şimdi. Tam kapanmalar da maalesef şu anda hepimizi etkiliyor. Herkesin canı burnunda. Yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak çok değerli yorumlarıyla BBN Türk'te ekonomi meydanında sohbetimiz devam ediyor. Neşet Bülbül yazmış, hemen de yorumlar gelmeye başladı. Sayın Abdurrahman Dilipak can kulağıyla dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Bu özel saatte de bizi izliyorsanız çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz şampiyonluk düğümü çözülüyor bu akşam. Bu kadar sorun arasında işte onlar da hayatın renkleri. İşte var mı bir şeye öyle? Bakarım. Nedir o? Bir yandan da onu merak ediyoruz işte. Bu kadar problem var. boks ve futbolu sporda saymam ve sporu da doğru bulmam. Ben anladım, eski bir judo antrenörüyüm. Profesyonel bir iş değildir bu. Sağlıklı yaşamak için kaslarınızı, eklemlerinizi hareket ettirmeniz gerekir. Bu sağlık için gereklidir. Ama rekabetçi spor dediğiniz şeyle, bir defa spor ansiklopedilere baksınlar, Google'da arasınlar. Kültür ve spor ne demek? Ya kültür mantarı olur. Kültür mantarı. Spor dediğinizde o... Nedir? Kolaycılığa kaçacağız ama. Yani nedir? O tek hücreli canlılara dersiniz yani. Pardon. Yani yanlış bir şey bu. Bir de ben bakarım kim güzel oynuyorsa onu alkışlarım. Ama benden olanı işte, evet, destekleyecekseniz bu mikrofaşizmdir. Mikrofaşizmdir. Niye? Benimki kötü oynuyor. Öteki de iyi oynuyor. Bana, yok, olmuyor. Bana ayet diyor ki onlar bir şeye bakarlar. Doğru bir işse bu. Bakın yanlışsa zaten sırtımı dönerim. Benim inancıma göre insanın yüzüne vurulmaz. Tahrimen mikrotur. O hızla gelen topa da kafayı vurursanız Alzheimer olursunuz. Bütün, zaten bunlarda hep karşılaşılıyor değil mi? Muhammed Ali'nin de yaşadığı. O toplara karşı kendiniz tavır almak için dizinizi o kadar zorlarsanız menisküsünüzü yırtarsınız. Namaz bile kılamazsınız. Yani secdeye varamazsınız daha doğrusu. Eğilip bükülemezsiniz. Kendine de zarar veriyorsunuz. Zararlı ve bu bir kumar, bu bir mafyaya dönüyor. İddia, evet. Oyunları. Yani konuşuluyor işte kimin eli kimin cebinde belli değil. Eğer bunu spor dediğiniz idman çerçevesinde yapıyorsanız kimin daha iyi oynadığına bakarım, daha dürüst, daha centilmence, karşıdakinin ayağına vurdu, omuzu çarptıysa diye, yani kusura bakma diyen adam benim için değerlidir. İlla da kazanmam gerekmiyor. Güzel oynayıp kaybedebilirim. Kazanmak her zaman erdem ifade etmez. Belki birisine çelme takarsam, omuz vurursam daha kolay kazanırım. Bu aşağılık bir şey. Bu çerçevede ilginizi çeken bir kulüp ya da spor adamı var mı? Hayır. Hiç takip etmiyorsunuz. Hayır. Peki böyle kafanızı biraz da bayram sohbeti tadında gidelim. Kafanızı böyle boşaltmak, dağıtmak için yaptığınız bir uğraş var mı? Resim yapıyorum ben. Sanata ilginizi biliyorum. Evet. Ama. Yani çocuklarım da her biri mutlaka insan sanatsal bir yanı olması gerekiyor. Sezgilerini canlı tutabilmesi için, dünyayı daha güzel hale getirmek için estetik kaygılarımızın olması gerekir. Benim için mesela ahlak, estetiğin davranışa yansıyan biçimidir. Ah, çok güzel söylediniz. Yani ahlak, estetiğin davranışa yansıyan biçimidir. Yani insanlar çok centilmen tavırlarıyla da sanat yapabilir. İlla sahneye çıkıp güldürmem ya da iyi bir rol kesmem değil. Hiç rol kesmeden karşımdaki adama saygılı, yardımcı, o beni gördüğünde tebessüm edeceği, ben de ona merhaba diyebileceğim. Bu çok iyi bir sanatkarlıktır. Bakın, o estetize edilmiş hayat. Bir romancı daha güzel bir dünyayı mümkün kılmak için mi, yoksa insanların böyle içini gıdıklayıcı, böyle tarihi manipüle edici, dini manipüle edici, kışkırtıcı, adrenalini yüksek, böyle falan diye. Evet. Piyasa romanı mı yazacaksınız? İşte Sefiller mesela var burada. Victor Hugo'nun, evet, Sefilleri çok daha ahlaklıdır. Hristiyan şahane bir toplumda bir tamam yani ya da ne bileyim Taiz, Anatole France'ın Taiz'i bir insanın erdem yolunda yürürken başkalarını kendisine çekmek, onları kurtarmak isterken nasıl sapıttığını anlatır. Hı. Halbuki onun içinde gizli bir kibir vardı. Bir ruhaninin bir çingene kızı kazanmak için çıktığı yolculukta çingene kızın nasıl azize olduğu, o papazın da nasıl lanetlendiğini anlatan küçük bir romandır. Yani bu paradoksları insanlar yaşarsa sizin erdem için çıktığınız yoldaki politikacıların onu okumaları lazım. Tekrar alabilir miyim? Taiz, Taiz, Anatole France. Ya da Thomas Mann'ın Değişen Kafaları. Biri çok güzel, çirkin olan çok iyi. Güzel olansa çok kötü. Birisi bir simyacı gizli bilgilerle güzeli kafasıyla çirkinin kafasını değiştirir. Ama kimse mutlu olmaz. Çünkü aslında güzellerle çirkinlerin ayrı bir dünyaları var. Herkes güzel olabilir. Güzel de güzel olabilir. Çirkin de çirkin olabilir. Ama tersi de olabilir. Ve bunlar birbirlerini anlayıp güzeller bir araya geldiği zaman onu dönüştürmek değil. Sakat, engelli, ne bileyim birisiyle çok güzel olan birisi güzel bir arkadaşlık kurabiliyorsa üçüncü boyutta orada güzellik vardır aslında. Tabii, yoksa yarın iç dünyada neler paylaşılır? Ben de bir trafik kazası geçirebilirim şimdi. Deprem olur buradan. Çıkarken hepimiz nereye gideceğimizi bilmeyebiliriz. O zaman güzellik başka bir şey. Yoksa işte piyasa malı güzellik manken kızlarla ilgilidir. Peki nasıl görüyorsunuz o halde? Yani öyle yorumlar yapıyorsunuz ki gerçekten sosyoloji ilmine de ilginiz var mı? Kızım sosyolojide yüksek lisans yapıyor. Evet, yani sosyolog edasıyla ben sizi dinliyorum açıkçası. Yani aslında topluma dair de konuşacak çok şey var. Yavaş yavaş bu kapanmalara da geçmek istiyorum. Bu söylediğiniz örneklerden aslında... Z kuşağının, Z kuşağı çok popüler ya şu anda, belki geleceği değiştirecekler mi? Onlardan umutlu musunuz? Onu da merak ediyorum. Tam kapanmalarla ilgili şimdi 17 günlük bir süreci geçirdik ve önümüzdeki, yani bu pazartesi günü her şey belli olacak ama pazartesi gününe ilişkinde büyük bir soru işareti var Abdurrahman Bey. Evet. Gerçekten böyle belirsizlikler içerisinde gidiyoruz gibi görünüyor. Tam kapanmaları yani nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz bu kapanma sürecinin ve daha ne kadar devam edecek bu belirsizlik? Sizce ne der hükümet? AK Parti hükümetine de tabii bugün, ne dersiniz? Melih Altınok'un Sabah gazetesinde bir yazısı var. Ey Türk Tabipler Birliği başlığını taşıyor. Orada şöyle diyor, yani ben bunu ki bizim 5G Virüs News diye bir İnternet sitemiz var. Covid daha Türkiye'ye gelmediği zamandan başlayarak biz bu yönde, bakın böyle bir şey geliyor. Hatta 3 yıl öncesinden. Çünkü bu senaryo 2000 yılına ait bir senaryoydu. SARS, MERS, kuş, domuz gribi şeklinde geldi. Ve sürekli ertelediler bu seviyeye gelmesini. Teolojik ihtilaflar vardı. Kozmik hesaplamalar vardı. Julian takvimine göre mi, Gregorian takvimine göre mi, ay takvimine göre mi o ezoterik hesabın yapılması konusunda gruplar arasında ihtilaflar vardı. Hangi gruplar? Sermaye grupları anlamında mı? İşte bu ezoterik derin yapılar, tapınakçılar falan filan. Yani bu 2000 yılında milenyumla başlaması gereken Aytunç Altındal'ın programlarına bakın, orada göreceksiniz. Onunla beraber de konuştuk bunlar. Bakın milenyum çağında neyi düşünüyorlar? Great Reset'i, yeni dünya düzenini, 1648 Vestfalya'dan sonra bugüne nasıl gelindi? Bugünden sonra nasıl gidilecek milenyum politikaları? En sonunda 2020-2025 arası süreçte geçiş döneminin tamamlanması gerekiyor. Covid'de bu yapı içerisinde Starlink, Neuralink, 5G, ya da ne bileyim işte cyborgler, humanoidler, yeni dünyanın bir takım hem teknik hem politik hem gıda ve sağlık politikaları ile ilgili, ekonomileri ile ilgili, para politikaları ile ilgili bir sürü yeni düzenlemeler var. Bu özellikle de Amerikan seçimleri bu kadar çok gerilimli geçince, ki o da bu konuyla ilgiliydi. Bu süreç sürekli gecikti. Şimdiye kadar aslında bu kripto para meselesinin çözülmesi, yani FED'in yeni para politikasını açıklaması gerekiyordu. Libor'un durumunun netleşmesi gerekiyordu. Hala aşılamayan sorunlar var. Şimdi önce bir defa bu 17 günlük kapanma hikayesi tam bir fiyasko. Öngörülemeyen bir teknik yanlışlık oldu. İlan ettiler. İnsanlar 17 günü, bayramı da anne babasının yanında geçirmek için 3 gün içerisinde milyonlarca insan büyük şehirlerden bütün Türkiye'ye dağıldılar. Büyük şehirlerin ne kadar bulaşı varsa, mutasyonu varsa, varyantı varsa hepsini bütün Türkiye'ye taşıdılar. Şimdi öyle bir yanlış takvim belirlediler ki pazar akşamı desen adam gece yola çıkar, pazartesi işinin başına gelir. Pazartesi sabah 05'e koydular zamanı. Ya insanlar bu kuralı ihlal edecekler, herkes yola çıkacak, ya da herkes aynı anda yola çıkıp milyonlarca insan bütün Anadolu'dan bu bulaşı büyük şehirlere taşıyacaklar. Şimdi daha 17 gün dolmadan, 15 gün dolmadan bir takım bürokratlar, bir takım akademisyenler, bir takım siyasiler çıktılar, dediler ki bu kapanma sonunda bazı bölgelerimizde %40 iyileşme oldu. Ya kardeşim, siz demediniz mi? Tabii bir mikrobun semptomları ancak 1 ya da 2 hafta içinde belli oluyor. yani daha siz o süre dolmadan bir sonuç açıklıyorsunuz. Bu çok gayri ciddi. Kaldı ki bu süre içerisinde çoğu bölgelerde bunlar da hiç kontrol edilemedi. Kimi futbol takımı Adana Demirspor'da da gördük bunu. Şimdi Gazze sebebiyle insanlar sokaktalar. Hatta arada sertleştirme, katı kurallarla kontrol etme çabaları oldu. Birçok bölgede bu birliktelik engellenemedi. Şimdi onlar da geçelim. Bu Metin Altınok'un yazısı. Biz bunu defalarca söyledik ama kimseye anlatamadık. Bugüne kadar Türkiye'de koronadan öldüğü açıklanan 44.000 kişi var. Önce korona mikrobu izole edilmedi. Koronanın tanı kiti de yanlış. 40 döngü değil, 24 döngüyle ölçülmesi lazım. Pozitif çıkanların 3'te 2'si pozitif değil. Siz nezleyi de grip, PCR testi. Yani bunun başlangıcında siz mikrobu tanımıyorsunuz ki. Ben bir elbise dikeceğim. Kadın mı erkek mi bilmiyorum. Bakteri mi virüs mü bilmiyorum. Çocuk mu yaşlı mı bilmiyorum. Şişman mı zayıf mı bilmiyorum. Böyle elbise mi olur? İzole edilen mikrop yok. Siz piyasadan aldığınız mikrop, hangi mikrop? Astım mı? Akciğer kanseri mi? Yani sebep olduğu başka şeyler mi? Neydi belli değil. İşte gelirken size gösterdim. SARS için aşıyı Covid diye kakalıyorlar Sinovac'la. Bakın kutunun üzerine. Sinovac aşısı, yani Çin aşısını Sayın Abdurrahman Dilipak diyor ki lütfen onun kutusuna bakın diyor. Biz burada girdik gerçekten. SARS, kutusuna bakmayı da kimsenin aklına gelmiyor demek ki. İşte gelmiyor. SARS gribi vardı. Tamam, o zamanki o şase yoksa bu kadar kısa süre içinde aşı 5 sene 10 senede falan yapılır diyorlardı. 6 ayda aşı yapıyorlar. Biz 3. fazı yapmadık, olduk millet kobay. Türkiye'de 3. faz denemesi yaptılar. Kayseri, Ankara, Antalya, Tekirdağ'da aşı yapıyorduk. Sonunda Ruslarla Sputnik'i ortak üretim diyor. Onlar teknoloji, evet. Çin aşısı da burada üretilecek şimdi. Yine o SARS mı üretilecek? Bakın, tamamen bir illüzyon. Şimdi geliyorum şuradaki hikayeye. Tamam. Koronadan öldüğü açıklanan 44.000 kişi var. Bakın, bu ölenlerin çoğu kanserdir, şekerdir, Alzheimer'dır, ileri yaşlıdır. Ama insanlar bu gribe yakalan, bu bir grip. Ama geniyle oynanmış bir grip. Bu sıradan bir grip ve böyle bir salgın da yok. Buradan şimdi bunu okuyacağım. Bu iktidar yanlısı bir gazetenin bir yazarının makalesi. Herkese benim hanımımın ablasının kocası, adam yaşlıydı, aşı da olmuştu, kalp hastasıydı, ilacı da verince pozitifsin dediler daha sonra, aşılarını da yaptırmıştı, pozitifsin dediler, ilaçları da verince vefat etti. Kaç yaşında dediniz? Yani 70 yaşında falan. Yani vefat etti. Genç yaşlısı yok bunun. Adam kalpten gitti ya. Bir başka tanıdığımız var, oğlumun kayınpederi. Adam kanser, Covid diye götürdüler. Zaten adam kanser. Ama Covid'den gömdüler adamı. Onun üzüntüsüne dayanamayan hanımının kız kardeşi, onun vefat eden kişinin. O da vefat etti. O da Covid'den. O da hastaydı. Şimdi kim ne ölürse olsun bir etiket var hazır, yapıştırıyorlar. Şunu bakın, 4 işlem bilen herkes şu yazıda anlatılanı anlar. Koronadan öldüğü açıklanan, buna korona morona değil. 44.000 kişi resmi açıklama. İlk vakanın açıklandığı günden bu yana 14 ay geçtiğine göre hastalığa bağlı aylık ortalama 3.100 kişi hayatını kaybetmiş. Yani bunu bölerseniz, aya 10'lerde böldüğünüzde 3.100 kişi ayda hayatını kaybediyor. Bu da günde 104 kişi demek. Bunu da 30'a bölerseniz, il başına bunu bölerseniz, illeri 81 il, bir de büyük illerde seçim bölgelerini ayrı il kabul ederseniz, il başına günde 1.3 kişi ölüyor. Bir ilde. Bir toparlayalım, bunu bir cümleyle bir toparlayalım, devam edelim mi evet. Reklamdan sonra? Tamam, hemen bitiriyorum. Peki hesap ortada. Bu işlemden çıkan tek kelimelik sonucun pandemi olması garip değil mi? 84 milyonluk Türkiye'de her ilden günde bir kişinin öldüğü bir sürece pandemi denir mi? Kaldı ki bunlar 40 tane sebepten ölüyorlar. Denirse pandeminin olmadığı, bu çok önemli. Pandeminin olmadığı 2019 yılında niçin ülkeyi kapatmak teklif etmemişler? Zira TÜİK rakamlarına göre o yıl grip ve üst solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümlerin sayısı 56.000. Peki. 44.000 şimdi. Evet. Pandemi yok. Herkesin üzerine etiketi yapıştırıyorsunuz. Kiminle dalga geçiyorsunuz? Çok önemli bir konu. İşte ekonomisini falan da ülkenin çökerttiler. Böyle bir yalan rüzgarı üzerine. Daha söylenecek bir sürü şey var. Tabii yani öyle konuşanlar var ki bir yanda bilim kurulu var, bir yanda birçok doktor da var ama onlar konuşamıyorlar. İtibarları zedelendi. Bağışıklık diyenlerin itibarları zedelendi. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la sohbetimiz devam edecek. Yorumlarınız, sorularınız geliyor. Teşekkür ediyorum. Bekliyoruz.